Sen söylerken duymak ağır gelir. Sen söyle dertlerle kalmak ölüm gelir. Bir başka sevda var belki dönüşün yok. Al git bana çok gördüm sevgini. Al git zaman kamçılıyor hasreti. Bir yanlışa kurban ettin her şeyi. Her yalan senin, her ceza benim. Suçum sevmekse bitsin. Ezbere hatırlıyorum şarkıyı, ne yalan söyleyeyim. Elimde ben kaldı de. Zaten. Bağıra bağıra söyledim. Direkt ezbere burada. Söyledim ben de hatırlıyorum. Ben de direkt ezbere söyleyebiliyorum. Yok onda ses yok artık. Öyle onu yok. Böyle alabiliriz. Tamam. Yukarıdan kapattılar zaten. Sesine sağlık, daha şarkılar alacağız. Güzel tabii ki şu meşhur kafa hareketi var ya. Geçen de burada da tekrar vermiştik. Sen yoktun, kulaklarını çınlattık. Onu da soracağım. O da bayağı bir böyle şey olmuştu o dönem. Popüler bana, olmuştu o kafa hareketi. En ve ilk sanıyorum talk show programı. Sevgili Cem'in programını, Özel'in programını hatırlattı. Bana soru hazırlamış 26 tane filan. Ama beni yerin dibine sokacakmış. Sonra geldi özür diledi ya. Ben senin bu kadar donanımlı olduğunu, müzisyen olduğunu, kökenli olduğunu, bak, altın kelimelik ekrana, aldığını. Ekrana bak Tayfun şu onu an. Onu bilmiyorum. Tabii bunlar çok eski görüntüler. Çok bir şey değişmemiş ama. Öyle söyleyeyim sana. Çok büyük değişim gösterenler oluyor. Değişmemek mümkün değil. Ya herhalde canım, vallahi öyle değişmiyor. Şunu biliyorum bak, Amerikan size'larına göre Burhan'cığım.
25 ila 30 arası gösteriyormuş. 30 bile demezlermiş. Çünkü 18-19 yaşında bir çocukla yan yana geldiğinde ben hakikaten ondan genç gösteriyormuşum. Bana öyle dediler. Vallahi bak şaka değil. O da güzel. O zaman Amerika'ya gidelim bari ne yapalım demiştim ben de. Hemen. Esri bir yana valla. Senin şarkılarına yine geleceğiz tabii ki. Bu arada sesini açsanız da ya azıcık bir dinleyelim. Ha bak bu mesela... Daha senin kulağını çok çınlatacağız. Başka görüntüleri varsa onu da bulalım bu arada. Çirkinim Türkiye'yi sallıyorum, güzel olsam dünyayı sallarım diyen kişi Demet Akalın. Çok çirkinsin falan gibi böyle hadsiz hadsiz bir şeyler yazıyorlar sosyal medyadan Demet Akalın'a. O da sinirlenmiş ve demiş ki kötülükleriyle yorum yapanları hiç umursamıyorum demiş. Ne yapalım yani çirkinim. Bu çirkinlikle şarkılarımla Türkiye'yi sallıyorum. Bir de güzel olsam dünyayı sallardım demiş. Doğru söylemiş. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü kadınlar genelde böyle kötü yorumlar yapıyorlar kadınlara. Hani kadının kadına yaptığı çok kötü bir şey bence. Kesinlikle ve kesinlikle kıskançlık enerjisiyle yapıldığını düşünüyorum. Bu bir yorumları... de mesela şarkıcının güzel olması mı gerekiyor? Hayır, sesinin güzel olması, şovlarının güzel olması. Tabii ki sahnesiyle, şovlarıyla, bence fiziği falan da çok güzel Demet Hanım'ın. Yani güzel bir kadın artık, çirkin de bir kadın değil sanki, kendisi. Sanki değil mi? Fiziği biraz güzel olmalıymış gibi tınlıyor. Evet. Demet de model değildi ya doğal olarak. Evet. Tabii yani. Yani şimdi görselle hitap ettiği için bilmiyorum şey yanlışsam düzeltin. Yok yok zaten model değil onun için evet. Yani hani ilginç. Sahne görsellik demek olduğu için tabii ki fiziğiyle de ön plana çıkması gerekiyor. Yani şov yapıyor işte, çünkü. Sonuç itibariyle evet. Eski bir manken o da. Evet. Boyu da 1.78 beyanlarında. Bu ülkedeki ortalamaya göre uzun. Bu ülkede en güzel sesi olanlara en Davudi dediğimiz böyle yani. Mikrofonsuz şarkı söyleyenlere de laf söylüyorlar. Evet. Çok bağırıyor derler filan derler. O ne öyle derler. Hiç şarkı söyleyemeyen adama da laf söylüyorlar. Yani güzeline de söylüyorlar. Güzel olmayana da söylüyorlar. Şimdi söylemek olduktan sonra herkes kötüyü söylüyor zaten. Altında, güzeli söylesenize ya. Elin altında klavye olan yazıyor. Aynen öyle. Eskiden ağzı olan konuşuyor. Aynen. Evet. Şimdi klavye olan yazıyor. Oyalanmak için herhalde. Ben bunu Hülya Avşar için derdim. Hülya Avşar o boyuyla Türkiye'yi salladı. Boyu bir karış daha olsaydı dünyayı sağlardı. Aynen. Ama o boydan kaybetti. Demet'in de şanssızlığı şu. Demet hep Türkiye'de kaldı. Yani doğru bir insanla çalışsaydı yurt dışına açılabileceği belki yurt dışında çok güzel şeyler yapabilirdi. Evet. Yapabilirdi. Peki, o zaman yani Demet'in buradan... öyle bir şansı ama vardı. Ama Demet'in öyle bir hayali yok abi. Yoktu. Yani çok enteresan. Ben de hep aynısını söylüyordum. Ya ben senin yerinde olacağım. 3 çanta eksik kalırım. Giderim şu Jennifer Lopez kime klip çektiriyor ona çektiririm. Ya da işte bakarım dünya starı mesela Rihanna'nın kıyafetinle aynı kıyafeti giymeye çalışacağıma. Mesela ben Rihanna'nın prodüksiyon şirketinle çalışmayı hedeflerdim. Yani. Hani yani. Hedefim böyle olurdu. O da hani buna gerek görmeyen birisi. Belki mesela klibe yani bile belli bir saat koyan bir insan. Mesela kendi klibine bir insan 5 saat kota koyar mı? 5 saatte ne çektiniz? Çektiniz der mi yönetmene? Bu senin. Ben 15 saatte beklerim mesela. 3 gün üst üste de çekerim. 5 gün çekerim derim yani mesela. Yeter ki iyi bir şey çıksın. Evet ama onun öyle bir şeyi ama yok. Ama yani ben doğrudur yanlıştır yorum yapmayacağım ama yani bizim ülkemizden dünya starı çıksaydı çoktan çıkması gerekiyordu. Çıkamadı. Evet çıkamadı. Yani ben gözümün önünde de biliyorum. Sting'in, Phil Collins'in ve birkaç kişinin de Eric Clapton'ın falan menajeri olan birisi geldi Türkiye'ye. Benim çok iyi bildiğim yakınımdaki adamla her gün beraberdik neredeyse gitti. %51 yüzde konusunda çünkü onlar %51 alıyor. Ben niye %49 alayım gibi bir muhabbetleri olmuştu. Adam da bir hafta burada kaldı. O starı, dünya starı yapabileceğini düşündüğü için Fransız asıllı. Fransa'da çalmış 3 tane parça diye. Ya Allah'ım beni dünya işte. Starı yani... yapacak valla %10'a razı olurum yani. %1'lere 2'lere takılmışlar yani. Ya aynen. Şimdi biz bunlara takıldığımız evet. Sürece aslında olmaz. Aslında para önemli değil demek lazım. Al hep senin olsun. Aynen yani öyle işte, dünya starı olacak. İşin o durumu var. Bu arada Demet Akalın'ın Instagram takipçisi 7,5 milyon mu olmuş ya? Vay be. Ben evet. Geçen şey gördüm. Kalçasını mı kaldırtmış Demet? Öyle bir haber çıktı işte. Nişantaşı'na gidiyor kalçasını kaldırtıyor.
diyor ama dün bana birisi atmıştı izleyicilerimden. Sonrasında açıklama yapmış. Ben Nişantaşı'na kalçamı kaldırmaya gitmiyorum. Masaj yaptırmaya gittim. Hani yağları parçalamak için onu yapıyordu. Selülit masajı yapıyorlar biliyor musun abi? Ve o masaj sayesinde şey belki selülitten kurtuluyorsunuz ama bir süre her yeri morarıyor falan. Bunu Demet zaten çok uzun yıllardır yapar. Eve gelirdi genelde kadın. Herhalde bu kez yerinde yaptırayım dedi ya da o kişiyi çok tavsiye ettiler. Oraya gitti. Hemen işte kalçasını kaldırtıyor diye haber yapmışlar. Ama masajla da kalça kalkmaz ya. Squat yapacaksınız. Hop otur kalk, hop otur kalk. Yani öyle kolay olmuyor yani. Çok daha basit sistemler var. Çok baletler, balerinler bilir. Elini sandalyenin kenarına koysun bayanlar. Ayağını şöyle ileri doğru. Yani ayağının ucu arkada kalacak şekilde kaldırın de. Bu kadar. Günde yani 200 defa yap. Farkını görürsün. Hemen aynen hiç. Öyle. Çok uğraşmayın. Yani. Masaja gitmeye gerek yok yani. Bacağı ya şöyle arkaya yapalım. Doğru şu şekilde Tayfun dediği gibi elinizi koyup ya da bir duvardan destek alıp bacaklarınızı bak kolumla gösteriyorum onu bacak düşünün siz. Şu şekilde kaldırırsanız eğer o kalça zaten bu hareketi her gün 200 tane dediği gibi yaparsanız evet kalça kalkar. Bunun içinde masaj ne kadar etkili olur? Olmaz. Zaten onu yaptırdığı selülit masajı. Selülitler parçalanıyor falan filan. Kendimden bildiğim bir şey daha bir daha söylüyorum. Öne doğru ters mekik yaparsanız eğer yine aynı şey oluyor. Yani sadece sırt, bel için değil. Hı hı. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Biraz yatay zeminde öne doğru kıvrılıp tekrar kalkacak. Hı. Ama kalkmasının şekli önemli. Açılırken ona göre kalksın. Hı. Yani inerken aşağı doğru kalkarken kaldırman gerekiyor sırtınla birlikte. O zaman sıkıntı ortadan kalkıyor. Jimnastik yapanlar iyi bilir. Zaten iyi bir trainer varsa... Yapar. Evet. Ama onlarda ailece şöyle bir sıkıntı var. Mesela Demet spor salonuna gidemiyor. Yasak. Yasaklar arasında var. Okan Kurt yasaklar arasında o da var. Ama normal eve gelip pilates yaptıran bir hocası oldu. Ki bunun için de alet aldılar eve. Yani istese bir dünya şey yapabilir. Ama işte bunların hepsi emek ister. Öyle hemen pat diye olmuyor. Bayağı bir çalışıyorsunuz öyle oluyor. Yani... Çirkinim Türkiye'yi sallıyorum, güzel olsam dünyayı sallarım demiş. Ama o kadar kolay değil vallahi dünyayı sallamak. Herkesin hedefinde ama olmuyor. Gülben Ergen, yaşam felsefem düşe kalka büyümek demiş. Benim Hacı Yatmaz'ım diyorum ben de Gülben Ergen'e. Vallahi kadın asla devrilmiyor. Geçen bir kepsini izledim. Daha doğrusu eski bir röportajından bir kesit yayınlamış birisi. Diyor ki orada... Her zaman olduğu gibi, son 20 yıldır olduğu gibi bana hiçbir şey olmaz diyor orada. Ve gerçekten öyle. Her olaya çok dirençli bir kadın değil mi? Dimdik her olayın altından böyle zeytinyağının içindeki su gibi o çıkmasını biliyor. Çıkmasını kesinlikle biliyor. Katılıyorum. Zaten ben şunu söylerim. Bu piyasada en böyle zeki, akıllı insanlardan biri Gülben Ergin'dir, biri Hülya Avşar'dır. Evet. Doğru. Bu işin üstadları var. Aynen. Marka konumlandırma onun adı. Zülel Ayşen falan eğitimini almış olan. Almayanlar da yapıyorlar bu işi. Markasını doğru konumlandıran kaptan işte yani. Gelişim evet. Süren kaptan gibi. Şey kopyalatalım ya beyinlerinden böyle o olayı iyi yönetme durumunu hepimiz böyle gidip alıp tık tık yerleştirelim. Gerçekten olayı çok iyi yönetiyor. Doğru yerde doğru kelimeyi, doğru kişilerle doğru sohbeti yapmayı ve doğru sanat yönlendirilme koordinasyonunu kurmayı bilmek lazım. Hani sadece böyle ekiple bilmem neyle de olmuyor. Evet ama mesela her olaya da o kadar gülerek bakmak yani bilmiyorum Ebru Soğan daha iyi bilirsin ya öyle mi yapmak gerekiyor? Mesela Gülben Ergen her zaman yüzünde bir gülücük evet. Mesela onu böyle üzgün asık suratlı göremeyiz. Bak buradaki gibi hatta bu seneki kaset kapağında Sezen Aksu ona demiş ki lütfen bu sefer gülme kapakta demiş ya. Böyle hani evet. Bir ciddi dur demiş yani. O her şeyi böyle gülerek dişlerini daha... Evet yani aslında etkili tüm hayata bakış açımızın böyle olması gerekiyor. Hani ne olursa olsun hani biraz önce de konuştuk ya kabule geçip hani akışa güvenmek ve anda kalmak gerekiyor. Hani başına gelen kötü olayda bile insan altında işte bir takım işte karmik borçlar şunları bunları ve bir sınav olarak algıladığı zaman ve kabul ettiği zaman sonrasında güzel bir şeyin geleceğini bildiği için de gülümseyerek bakmak gerekiyor. Tabii Gülben Hanım'ın biraz da bence o gülümsemesi hani verdiği bir imaj hani hiçbir şekilde işte yıkılmıyorum, mutsuz değilim, bana ne yaparsanız yapın. Bakın ben yine mutluyum imajını veriyor ama bence doğru bir şey yapıyor. Çünkü ne kadar gülerek ve pozitif yaşarsanız hayatta size o kadar pozitif.
oldu. Hep çok güzel oldu. Garip ama tabii şimdi burada söylemem lazım. Teşekkür ederiz. Bir gerçek var. Çok iyiydiniz. Teşekkür ederiz. Sen bile çok iyiydin. Çaktırmadan seni de çektiler. Sen de böyle yapıyordun. Sen de çok memnundun. Harikaydı. Mutlu eden bir enerjiye sahipmişim o zaman da. Bu arada yani yanlış anlaşılmasın tabii. Yani aradan kaç sene geçti üzerine. O zamanki sesimle bu zamanki sesim arasında tabii büyük canım. Bir fark var ama ya bir de neyse. Ses bu ilk versiyonuydu, bir de ikinci versiyonu. Ben ikinci gelir zannetmiştim. Volga Tamöz Volüm 1'de olan. Aa evet, doğru aslında, onu da bulabilirdik ama arkadaşlar bunu bulmuş. Yok, ben belki kapanışta onu söyleriz. Evet. Ya aslında önceden böyle konuşup hazırlamış olsaydık gitarınla gelirdin. Burada canlı canlı söylerdin. Böyle, senin, hani demin senin ellerinin güzel... üstünde söyleyeyim dedim mesela hani. Yalnız hep bütün sözleri ezbere biliyor olmamız muhteşem. Çok evet güzel, değil hani? Mi? Seninle... Ölürüm, yokluğun ölmek demek, derdinle ölürüm, ölmek çareyse eğer. Seninle ölürüm, yolunda ölmek güzel, derdinle ölürüm, ölmek çareyse eğer. Seninle... Ne dikkatimi çekti? Bak seninle ölürüm diyorsun. Bir de üstüne kar beyazdır ölüm diyorsun. Nedir bu ölüm lafı Ferit? Aa, o zaman bak antiparantez. Seninle ölürüm benim ilk parçam çıktığında hadi yine iyisindi. Sonra ardından kendine gel patladı. Kolaysa dön geri var o var. Ama 9 ay 8,5-9 ay sonra insanlar çevirip de sormaya başladılar. Radyolarda sabah akşam çalan bir slow parçanız var. İşte harika, yeni albümünüz hayırlı olsun. Ya diyorum, yok diyorum, nedir o? Nasıl bir şey dedim, böyle içinde ölüm falan var dediler. Aa dedim, tamam, seninle ölürüm bu mu? Evet, o parça, bayılıyoruz ona. Şimdi hadi yine isim patlamış gitmiş böyle 8-10 ay. Evet. Bir numara bütün listelerde. İkinci albüm zannediyorlar. Ben de seneler sonra düşündüm. Ya dedim, güzel bir beste yapsam nasıl bir şey olur? Hani Nilüfer abla sipariş etmişti o zaman. Sevgili Nilüfer. Yap dedi, vallahi dedi şu stilde bir parça. Hani stili belli zaten parçalarının modu. 4 tane parça isim verdi. Olur tabii, niye olmasın? Düşünüyorum şimdi. Özcan'a sordum. Özcan Deniz'e, Emrah'a sordum. Okay Barış'a sordum. Bir sürü arkadaşıma sordum. Hiçbiri bir şeye benzemiyor dedi. Yani hepsi bir parçaya benzemiyor dediler. Söz yazarken de düşünüyorum şimdi. Bir parçanın içerisinde duydum. Kar beyaz. Kelime ne güzel. Kar beyaz işte. Ah kar beyaz bir şey böyle. Bunu neyle bağdaştırırım? Seninle ölürüm. Kar beyazla ölüm nasıl bağdaşır acaba? Bak geliyor zaten. Evet. Kar beyazla ölüm. Kar beyaz ölüm. Kar beyazdır ölüm. Ölüm. Ne gelir? Ellerinden gülüm. Orijinali yokluğunla ölürüm, sensin benim tek günüm. Yani ben normalde işimi şansa bırakmam. Kafiyeli, uyak düzeni ve benzeri. Evet. Yani ben iyi bir bestekarın torunuyum. Annem babam da harika şiirler yazarlar. O da ayrı. Şimdi dedesinin torunu, hani dededen toruna geçermiş ya. Evet, evet. 890 tane Türk TRT... Sonra Karbeyaz rolümü sen de söyledin değil mi? Rahmetli buradan ben de söyledim ama hani biz bunun haberini bir ana haber bülteninde 2,5 dakika kadar yaptık o zaman diliminde. Ana haber bülteninde bir de. Çünkü önemli bir parça ve benim uzun zamandır ortada olmamamın sebebi olan işte 5-6 sene geçtikten sonra. Ben söyledim ama onu şu anda hani bulamayabilirsiniz. Ama şey var Reji, hani bir altyapı var. Kimin yaptığı önemli değil. Üstüne canlı söyleyebilirim burada mesela. Evet. Bak, Allah rahmet eylesin. Kerim Tekin de anmış olalım rahmet ya. Vallahi gerçekten ailesine sevgiler selamlar. Annesine, o da çok güzel söylemiş. Onun kısmetiymiş. Aslında Nilüfer'e diye yola çıkılmış ama Kerim'e kısmetmiş ama onun da kısmeti o kadarmış. Allah rahmet eylesin diyorum. Az sonra 90'larda patlamış şarkıları vereceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmayın. 3-5 magazin haberim daha kaldı. Bantlar da hazırlanıyor. Sonrasında şöyle güzel bir 90'lar ziyafeti yapalım. Keza bugünlerde çok güzel şarkılar çıkmıyor değil mi? Hala onlarla yetiniyoruz. Geliyor geliyor. Ben bir sürü yaptım onlardan. Hadi inşallah diyorum. Birini de sen okusan bari. Yok, ben şimdilik müzikle ilgili hiçbir şey yapmayacağım. Sen okusan bari ya. Sen okusan bari. Sen okusan bari ya. Şimdi... hangi haberi beğensem alsam diye... Şu şeyi yapmak istiyorum. Diyor ki Yılmaz Morgül, Acun Ilıcalı ile tanışınca parayı tanıdım diyor. Ya var ya, ne acunmuş arkadaşlar. Ay. Parayı tanımak için Acun'u tanımak lazım gibi geliyor bana. Bak şimdi baktığında Şeyma da kutu açıyordu, parayla tanıştı yani. Kutunun kökünü aldı. Komple kutuları götürdük. Ama bir dakika ya, yine karışmadan edemiyorum. Burhan hayırdır, bugün çenem düşmedi benim. Yani gırtlak çakram çalışıyor çok zaten ama. Çok özür dilerim de.
Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Allah aşkınıza şu ülkenin televizyon kanallarına baktığınızda gördüğünüz manzarayı bana söyler misiniz? Haberden başka ne görüyorsunuz abi? Aktüelite. Hadi ben bir takım farklı kanalları seyrediyorum. Söylemeyeceğim artık trend topik olmuş o da. Devamlı milleti ben onu seyretmiyorum. Televizyon bile seyretmiyorum diyen çıkmaya başladı. Onu seyretmiyorum. Ben magazin seyretmiyorum da işte Discovery, National falan hani onları ben çocukluğumdan beri seyrediyorum. O ayrı mesele. İlk kablolu yayın bağlanan evlerden birine sahip. Ama siz televizyonunu açtığınızda, televizyonunuzu açtığınızda kaç tane eğlence programı görüyordunuz? Allah aşkınıza bir söyleyin ya son 10 senedir. Yok zaten. Yok, bir sitcom orada vardı. Hani evet. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ya o kadar sitcom oyuncusu, o kadar gerçekten güldüğümüz insan varken bence yanlış ödülleri yanlış yerlere de gittiğini düşünüyorum ama evet, neyse antiparantez. Ha çok severim abi. O da çok konuşuldu. Çok tamam. Evet, Pınar Altay'ı da çok seviyoruz. Bir arkadaşım, eski arkadaşım. Benim de öyle arkadaşım ama yani şimdi senin dediğin gibi Güldür Güldür'deki Jet Sosyete'deki arkadaşları evet, düşündüğüm zaman biraz yani, bana da enteresan zaman, geldi. Bu ödülleri açıkçası. Kimler veriyor o zaman yani? Şimdi, halk mı veriyor yoksa başka bir şey mi? Zaten en komik anıydı o. Ha, değil mi? Yani hani millet şaşırdı. Evet, komik. Bir VTR'si varmış abi. Hemen ardından devam, onu izleyelim. Sen de anlat bakalım bu kelebek ödülünü bir yorumla bize. Peki. Yani çok Anadolu ahlakıyla yetiştirilmiş bir kadın. Annem mesela, sevgili seyirciler, ben mesela ilkokuldayken bizi okul aile birlikleri çeşitli vakıflar ve dernekler giydiriyordu biliyor musun? Yani bayramlarda bizim öyle bir durumumuz yoktu, kıyafet falan alacak. Sabah açın diyordu paketleri biliyor musunuz? Yani sabah açıyorduk bu derneklerin verdiği paketleri, işte bir çift ayakkabı, ondan sonra işte bir kazak, bir pantolon, bir şeyler veriyorlardı bize. Sonra annem ben şöhrete adım attığımda dedi ki bana sevgili Nergis, ben sana sütümü helal etmem dedi. Kendini buralara atacaksın dedi biliyor musun? Ve sen. Ve ben 20 yıldır kendime yüzlerce yardım, vakıf ve derneğine adadım. Acun Ulucalı'yla karşılaştığına kadar da hayatımda hiç para kazanmadım. Ah çok halen ailemden ya. Harçlık alıp canım. Bir yerlere giden bir insan oldum. Çünkü kendimi gerçekten buralara adadım. Hani toplumun kanayan yaralarına nasıl merhem olabilirim? Hep söylüyorum bak, isteseydim 20 yıl boyunca Nergis bütün hastanelere ismi yazdırabilirdim. Laboratuvarlara, hani bütün hastanelere diyaliz makineleri kazandırdım, tabii. Sağladım konser gelirlerimle. Laboratuvarlar açtık, tabii. Okullar, korunma yurtları, barınma yurtları, 0-6 yaş kim, benim binlerce 0-6 yaş grubu kimsesiz çocuğum var. Ya. Bu ülkede annelik babalık yapmayanlara ben yapmaya çalışıyorum. Ya. Yılmaz Morgül de böyle demiş abi. Acun Ulucalı'yla yorumunuzu alalım efendim. Tanışana kadar. Acun Bey'in televizyonlardan çıktı. Televizyon programlarının. Verelim Acun'un telefonu, herkes arasın. Ben Acun'un senin için biraz zarar veririz diye. Halk yolda mesela Acun'u durdurup hani yardım istiyordur. Çok istiyordur. Çok istiyordur. Acun birine destek ama oldu. Ama eğlenceye ihtiyacımız vardı. Şimdi, bütün güzel programların formatlarını alıp. Evet, en azından alıp, evet. Eğlence konsepti var. Televizyonun başında onu seyrediyor. Herkes seyrediyor. Yani başka ne seyredeceksin şimdi, ki? Yılmaz haber seyredecek halimiz yok sabah akşam. Yok, çok ama maalesef çok var haber. Yılmaz Morgül'ün Survivor'a gitmesi tabii çok şey, çok evet. Enteresan. Gidip yani oraya gitmek istemesi de çok evet. Enteresan ve gidebilme yetisiyle yani alakalı gitti oraya. Bir tabii evet, oraya gidince bayağı da kaldı yani tabii, başardı. Oraya da gidince evet. Acun da ondan sonra da her türlü destek oldu evet. Kendisine. Yani orada Acun'a destek oldu. Sonrasında ama sevgili Acun çok ama sadece orada destek olmadı. Sonra bir program falan yaptılar, denediler. Program yaptı. Evet. Birçok şey olmadı, yaptı. Bitti ama sonuç itibariyle ona başka kapılar da açıp şanslar tabii. Verdi adam yani. TV8'in tüm kapılarını açtı kendisi. Evet, evet kesinlikle. Acun'la tanışana kadar da diyor annemlerden aşık alıyordum diyor. Hatırlıyorum. Çok iyi niyetli, çok sevecen, sıcak, gırgır, şamata. Bir de kendisi hayatını kendisi anlattı biliyorsunuz. Hani benim evet, evet. Gerek aynen öyle. Yani, o da sıkıntı çekip anneyle babayla zaman geçirememeyi evet. Verdiği evet. Bir sürü hayat meşgalesi içerisinde. Yine herkese yardım eden çok iyi niyetli bir insan. Dolayısıyla kendisini buradan alkışlıyoruz. Ben her zaman böyle altı vefası olmasını takdir ediyorum. Bu kelebek ödülünde de çıkıp anlattı. Çok az insan tam kovulacağı sırada elektrik kesiliyor bu hayatta. Düşünsenize tam İlker Yasin onu kovacakmış. Cümleye girmiş çat diye bütün kanalın elektriği gitmiş yani. Jeneratör yani, bile yok. Şimdi çok enteresan mesela Acun orada söyledi. Her gün öğleden sonra uyuyormuş. Evet. Ben öğleden sonra uyuyan gazeteci yok yani uyuyamazsın. Gazeteci uyuyamaz. İşte ama onların çalışma tekniği farklı. Hadi kelebeği anlat bize. Neler dikkatini çekti?
neler dikkatimi çekti. Ben en çok komediye takıldım. Yok, birçok şey var yani takılacak o kadar çok şey var ki. Şimdi bir defa Türkiye'de 3 tane ödül töreni vardı. 1. Altın Kelebek. Bravo. 2. Altın Objektif. Magazin Gazeteci Derneği'nin yaptığı. Bir de bana göre Portakal filan. Altın Portakal. Şey evet. Var. Bir de Altın evet. Portakal. Yani bu 3 ödül benim için çok önemli. Yani evet kardeşim bunlar layıkıyla yapıyor gibilerinden. Fakat idi mi diyorsun şimdi? Evet. Layıkıyla yapıyor idi mi? Bakın hiçbir zaman yurt dışında da birçok ödüller var. Hiçbirinin önüne böyle bir bilmem kimin Burhan Akdağ Altın Kelebek veya Burhan Akdağ Nobel ödülleri veya böyle yani koskoca bir şirkete bunun önüne böyle bir isim alıp da Altın Kelebek yapmak bence evet. Yakışmadı. Kişiselleştirdiler ben de, biraz. Ben evet. De şahsi olarak aynı şeyi söylediğim. Yani sonuçta bu ödülü satıyorsun sen. Evet. Yani bu ödüller satılmış oluyor. Evet. Yani bu direkt Altın Kelebek olacaktı. Yani orada bir kozmetik firmasının adına ihtiyaç yoktu. Bir ikincisi ödüllere baktığımız zaman mesela en komik ödül Pınar'a verildi. Evet. Yani tamam Pınar'a başka bir ödül de verebilirdin. Sıkıntı değil ama eğer bir komik ödül komedi vereceksen erkekte kime verdiler? Neydi o çocuk? Güldür Güldür'deki. Evet. Güldür Güldür'deki bütün kızlar orada tek başına. Çağlar Çorumlu evet, aldı. Bir, hepsi alabilirdi. Hiç hı-hı. Sıkıntı değildi. Sonra şimdi ben dün onu izledikten sonra birçok kişiye ödüller verdi ve Altın Kelebek'in geçmişine geçtim. Yani ilk yapıldığı 72 yıldan. Hatta bir resim gönderdim sizde varsa arkadaşlar onu koyabilirsiniz. Dörtlü resim. Tarık Akan, Kadir İnanır, Türkan Şoray ve kim vardı? Bakın şurası Pera Savaş. Hı hı. 1972 senesinde ilk Altın Kelebek alan sinemadan isimler. Ve bakıyorsunuz 1-2 yıldır sinemayla ilgili hiç yok. Hiç bir de şöyle bir şey var yani Altın Kelebek'te bir kategoriler olur ve her sene o kategorilere girersin. Hiç değiştirmezsin. Evet. Yani evet. Değiştirmezsin. Herkes bilir hangi kategoriler olduğu. Bir de o sene farklı bir şey nedir? YouTuber koydular, meme koydu. Onu da güne göre, zamana göre uyarlayıp bir ödül açabilirsin. Ama bu sene verdikleri ödül geçen bir sene sonra olmuyor. Olmuyor. Bir de onur ödülü veriyorsun. Bir veriyorsun 3 kişiye, bir veriyorsun 10 kişiye. Yani bu onur ödülleri de daha yani onda bir kıstası olmalı. Bir bakıyorsun 2 kişiye vermişsin, bir bakıyorsun 15 kişiye onur ödülü verdikleri oluyor. Ben oturdum 72'den bu yana verilen ödüller hesapladım. Mesela İbrahim Tatlıses'e kaç ödül verilmiş? 24 tane ödül verilmiş 45 wow. Yılda. Evet. Bayağı. Bakın. Evet. Daha İbrahim Tatlıses yokken Ferdi Tayfur vardı. Evet. Ferdi Tayfur'a hiç verilmemiş. Müslüm Gürses'e ya. Müslüm Gürses'e hiç ödül verilmemiş. Aynen. Hakan Altun da ödülünü doğru. Aldığında Müslüm Gürses'e ithafen evet. Söyledi. Çünkü dedi Müslüm abi dedi 41 yılda bir kez bile bu ödülü almamış dedi. Ben almam. De onu şaşırdım. Evet. Ve ben yani emin olmak için baktım alamamış. Sonra Nevzat var yardımcısı Müslüm abi. Ona, ya Nevzat dedim siz hiç Altın Objektif almadı Altın Kelebek almadınız mı? Almadık. Bir sefer orada sahneye çıktık. Aslında Müslüm abi de gitmek istemiyordu hiç vermedikleri için. Ama dedi gittik sahneye çıktık şarkımızı söyledik indik dedi. Sonra bakıyorum böyle bir incelerken bir baktım mesela Türkan Şoray başladığından 70, 80, 81, 80, 85 yani her sene ödül almış. Aha. Yani sonra bir ara alamamış. Baş 72, 73, 74, 75 hep sinemada kadın oyuncu almış. Sinemada kadın oyuncu almış. Tam 24 tane ödül almış. Ama bir bakıyorsun Filiz Akın hiç ödül almamış. Yok. O bir dörtlü vardır hani derler ya. Evet. Dört yapraklı Gonca. Kim? Fatma Girik, Hülya Koçyiğit. Filiz Akın, Türkan Şoray. Türkan Şoray 24 tane almış. Fatma Girik 1-2 tane almış. Pardon. Hülya Koçyiğit 1-2 tane almış. Fatma Girik de hiç almamış. Fatma Girik bir ödülü bir ara Söz Fatoda diye bir haber programı yapıyordu. Söz Fatoda'yken ondan almış. Düşün yani Hülya Fatma Girik'in bir sinema kategorisinde hiç olmazsa bir özel ödül. Tabii. Ve o kadar sıkıntılı şu an. Belki seneye çıkaramayacak. Yine Müslüm gibi 5 yıl sonra mı hatırlayacaklar? Evet. Evet, son bir Demet Akalın'ın haberi daha var. Bir ay, Serdar Ortaç acaba Demet Akalın'ın... Ay Hande Yener haberi yok mu ama Allah aşkına? Ama bu senin arkadaşın olduğu için söylüyorum. Serdar Ortaç Demet Akalın'ın şarkısını mı aldı diye bir haber var. Çünkü Demet Akalın daha güzel reklam olamazdı diye bir müzik sayfasının üstüne yorum yapmış. Sadece bu kadarını söylemiş. Daha dün mesajı söylenene başladı. Göre Sürgün diye bir şarkı var.
canım Serdar'ım sana ya. Sana mı diyor beraber çıkalım yarın bir gün? Evet. Abi öpüyorum, hatırlat lütfen. Yokla beraber çıkalım yarın bir gün. Ay senle çıkmayı bilemiyorum yani, düşünmem lazım. Peki bir şey starların tekliflerini gördüğünüz gibi reddediyorum. Neden böyle uykulu gibi konuşuyor? Ua, ama ua, hep ua. Öyle. Bu da erkenden Steve, dede oldu. Steve, geç adam ay, daha. Sus ya aman. Dede o. Beni nasıl deli ediyor. Ay gel ayol gel. Vallahi gel ay. Kadını bekletiyorsunuz. Tamam girdi, başka bir şey girdi. Gel. Ato ya. Demet gel, gel. Atlayalım mı? Gel dalağım şişti. Atlayalım mı Demet abi? Demet neymiş? Ya ben Serdar Ortaç sürgün diye bir şarkı yaptım. Tamam, evet. Söylesin ikisi güya beraber Demet'e söylesin. Veriyormuş ama kendi okumaya karar vermiş. Ay yapar Serdar Ortaç her şeyi yapar. Ayrıca bana bu bakalım. 100 kere başıma gelmiş bir şeydir. Olabilir, niye olmasın? Değil mi? Çok teşekkür ediyoruz hanımefendi. Şu anda seninkileri konuşalım daha ilginç. O senin zaman, hangi şarkılarını aldılar? Aynen bunu da geçtik. Ben evet. Sadece Serdar'la samimiyetini bildiğim için Arto'ya hani böyle bir şey oldum diye. Serdar yapar dedi. Öyle şeyler. Bazen Serdar değil de bütün söz yazarları yapıyor. Ayla Çelik de sana yapmıştı biliyorsun. Şöyle ateş, susturuyorum. Gıybet, reklam arası gıybete sustu oldum böyle. Baba dedikodu için dedik baba. Susun. Evet, şimdi bir ünlümüzün daha hayatı film olacak diye bir haber Bülent var. Ersoy. Bülent Ersoy. 48 seneyi tekrar yaşamak beni üzer demiş Bülent Ersoy. Böyle bir teklif gitmiş evet. Ama sıcak bakmamış. Çünkü demiş 48 seneyi demiş tekrar yaşamak beni üzer. Milattan ben önce, bugün milattan Müge'ye, sonram var benim ben demiş. Bugün Müge'ye iki tane resim attım. Bülent Ersoy'un erkekkenki halini kim oynayabilir diye. Birisi bu çocuk. Bu Müslüm filminde de onun Müslüm Gürses'in bunu kardeşini oynuyor. Müslüm filminde kardeşini oynuyor. Aslında şeyde ben Müslüm görüntülerinde var. Oyunculuğunu. Ben de çok beğeniyorum ve çok tatlı da bir çocuk. Bu çocuk bunu oynayabilir. Küçük şeyini, erkek halini, hafif çekik. Bir de birisi daha. Çalışmış. Tabii. Bu. Kubilay Aka. Yalan Kubilay mı? Aka, bu ikisi de hafif çekikler çekik ve bak gençlik resmini bir tanesini koyarsanız Bülent Ersoy'un. İnanılmaz efsane bir fotoğrafını gördüm. Hani gerçekten. Ve Müge hani, dedi ki evet haklısın dedi doğru. Evet kesinlikle doğru gözlemlemişsin. Aha. Bir fotoğrafını gördüm Bülent Ersoy'un geçen gün sosyal medyada. Çok yumurta eski, gibi dermişin. Böyle mayolu bir şeyi hani inanılmaz güzel yumurta. Yani o suratı görmeniz lazım ya. Bir şey söyleyeceğim. 48 yıl bana o kadar kocaman geldi ki rakamı. Ben sanki 30-35 yaşında bu değişim oldu diye sanki sanmışım. Sandırabilmişim. Ha bir dakika 48 derken 48 tam 48 yıl erkek olarak yaşamış. Değişmesi 48 yıl öyle mi? 48 yılı tekrar yaşamak beni üzer dediği herhalde geçmişteki kimliği değil mi? Geçmişteki kimliği mi o günlerde yani o onu günlerde bilemedim ya. Yani 48 yaşında başladığından beri olan hani o maceraları mı çektikleri mi? Uydurma. Her şey birlikte. Uydurma. Yok yok her şey birlikte. Ama çünkü bu 48 yıl bence o kaç değişmeden yaşında, önceki. Kaç yaşında? 65 mi? 66'dan 48 çıkar. Evet 22. 22 yaşında değişmedi ki. Sex change olmadı 22 yaşında. Daha geç olmadı mı? Evet Londra'da tekrar yaşamak beni üzer çok zor çok zor. Evet çok zor demiş. Tekrar onca seneyi tekrar yaşayamam. O yüzden çok zor demiş. 48 seneyi yaşamak da beni çok üzer demiş. Geçtiğimiz günlerde Müslüm Gürses'in hayatını konu alması onu da sormuşlar. Kabul etmedim. Diyor ki Bülent Ersoy'un filmini yapmak o kadar da kolay değil demiş. Ben oynarım dedi sonra da. Ha, önceyi, evet ben de oynarım demiş. Ah önceyi yavrum. Olmaz da hani yani 48 yıl önceyi seni nasıl döndüreceğiz? Daha öyle bir yani şey yok. Ameliyat yok yani öyle bir şey. Bence bu hayat hikayesine de çok gerek yok. Neden biliyor musun? Ya Müslüm Gürses unutmak şimdi 60. Şimdi Müslüm Gürses başka bir yani şey yani. 6 milyon tabii bir gişe yapıp evet. Türkiye'yi kasıp kavurdu ya. Yani Bülent Ersoy hanımefendinin geçmişini hatırlamak istememesi. Rica ediyorum falan. Şu görüntüdeki Bülent Ersoy'un efsaneliğine bakar mısın? Bunu gösteremiyor muyuz? Yok şu an aşağıya atmam lazım. Hatta göstersin beni. Arto. Evet onu. Güzel gösterebiliyor. Yani efsane kadın yani. Çağla Şikel kim bunun yanında ya? Şoka girdim zaten ben. Zaten kim de Çağla Şikel yani. Göstersene. Şimdi aşağıya attım. Tamam. O birazdan yukarıya bir gelir. Bir şey söyleyeceğim. Askerlik yaptı değil mi?
Bilmiyorum. Ha, geçen gün Sacit Aslan'la bir kavgasına tanıklık ettim. Orada Sacit abi bizim askerlik arkadaşımızdı falan gibi bir şey söyledi. Evet. Ben benim arkadaşım tam dönemli askerlik yaptığını olabilir biliyorum. Çünkü 20 yaşında tabii ki bu dönüşüm olayı olmamıştı diye dönüşüm biliyorum. Bile olmasa ama isterse askere gitmiyorlar evet, ya. Ama o yıllar hani gidip... o yıllar başka yıllardı ya. O yıllar çok sert yıllardı. Yani öyle iki dakikada hemen ben işte hani daha kadınsı düşünüyorum. Beni evet, askere almayın. Evet, hormonal durumumdan dolayı diyemedim acaba. Yani belki 50 yıl önce bu tabii çok... Tabii aynen söyleyememiş olabilir. Zeki Müren'i biliyorsun annelerimiz hala onlara ona aşıktı benim yani. Benim annem hala çok yani seviyor. O yüzden hani... Ben de bak size bir şey söyleyeyim. Son günlerde Zeki Müren'i yani keşke ben de hani görseymişim o adamı diyorum ya. Yani. Yaptığı her ben şey gördüm. O kadar fazla ki. Şovları, kostümleri... Ha öyle şovlarını göremedim Allah kahretsin. Hayır işte ya. Ben de sosyal doğru. medyada gördüğüm için diyorum ki kahretsin nasıl kaçırdık biz böyle öyle bir şeyi. Öyle şovlarını göremedim de. Bak bu arada Bülent Ersoy'un yine bir eski görüntüsü. Aa. Ama benim o sana gösterdiğimdeki senin alakası bambaşka. Yani bu şey bebeği emzirirken... Gülben Ergen o hasta yataktaki de. Hadi be! Evet Gülben Ergen açsanıza sesini bak. Çok hastane. Kurtulan var. Nice örnekleri var. Hele senin gibi güzel bir kız. Seven bir kız. Mutlaka yenecektir bu hastalığı. Yalnız da değilsin. Annen, nişanlın, hepimiz senin yanındayız. İyi ki geldiniz. Şimdi daha güçlü. Seni Cengiz'le gazinoya bekleyeceğim. Düğünümüzde de ben şarkı söyleyeceğim inşallah. İnşallah. Sağ olun. Bu günü ve sizi hiç unutmayacağım. Ben de. Ben de unutmayacağım. Evet burada artık benim bir daha anonsunu yap istiyorsan o yatan kişi Gülben Ergen. He? Evet evet yatan kişi Gülben Ergen. Bunda Gülben da onu Ergen. Çok masum buldum. Evet ben vallahi çok güzel buldum sen. bilmiyorum çok güzel bu. Peki bir şey söyleyeceğim. Masum deyince yani Gülben Ergen'in normal diğer kadınlardan ya bu kadın, yaptığı fazla ne var abi? Bir şey söyleyeceğim ya bu kadın kendini bir türlü masum veya şeytani olmadığını bir türlü inandıramadı ya. Niye o samimiyetsizlik sizce var bir diyorlar? Sizce çabası var mı? Ben asla Gülben Ergen'in öyle bir çabası olduğunu hayır, düşünmüyorum. Hayır zaten yok. Hayır insanlar öyle düşünüyor ya. Evet. Yani. Sürekli bir kazanın içine atıp kadını yahni yapıyorlar da o yüzden. Kadın ama bu kadar ya. Doğrayacakları ne var kadının? Yani evli bir kadının aldatma hikayeleri ilk defa mı duyduk? Aa! Yani o kadar çok var ki Allah aşkına yani sosyal medyada ortalama bu Facebook'larda falan. Anadolu çaktırmadan giydiririm diyorsun ne ya. Hikayeler var ne hikayeler var ben bilmiyorum yani eğer öyle bir. Evli kadınla aldatması falan diyor ya. Bilmiyorum yani ortalama hayır çok hikaye var böyle. Var ama bunlar tabii ünlü, en ünlülerimiz ya şimdi en ünlü olunca da en çok konuşulanı oluyor. Dışarıdaki Hacer ablanın ki komşusuna gidip aldatmasıyla tabii ki Gülben Ergen'in tamam, ya da ne bileyim olarak, bilmem. Tatlım benim miktar olarak doğrama sebeplerini bu tencereye koyduğun zaman başkalarından çok farklı değil. Abi Türkan Şoray'ı bile doğuruyorlar. Doğru. Bunlar vay kafayı yemişler yani. Bu sosyal medyadakiler. Yani ne yapacağını şaşırmışlar. Evdeki mutsuzluklarını bizden hınçlarını alarak çıkartıyorlar. Yani iyice şaşırmışlar bence. Evet, bu arada efsane fotoğrafları dönüyor Gülben Ergen'in arkada bak çok bakıyorum. Güzel değil şu mi? Şu an çok güzel. Ya çok, az aynen. Önce ben, bir bence, de orada evet. Hasta yatağında bir kızı oynuyordu ya biraz böyle göz altlarını falan da Bayram morartmışlar. Bayram Paşa'lı gibi orada. Allah Allah, semtsel bir şey demeyiniz efendim. Ya benim evet, çok Bayram Paşa'lı şey arkadaşım var da onun için espri yapıyorum. Öyle bir ama bir çabası var. Yani bir çabası var çünkü o kadar lince uğradı ki, o kadar doğrandı ki kadın... Doğrudur yanlıştır bilemem. Ama tanıdığım birisi de değil ama şöyle söyleyeyim. Yani bir çocuklar gülmesin diye bir çabası var. Bakın Instagram sayfalarına iyi anneyim ben çabası onları, var. Ben onları yani. Çok söyledim biliyor musun? Çabası sonra yok. Yeşim Salgın bana bir saldırdı. Öyle Yeşim, mi? Yeşim benim arkadaşım. Sen onun dedi bilmezsin dedi ne olduğunu dedi. Benim de arkadaşım senin Yeşim biliyorum ben. Dedi iyi niyetli olduğunu bilmiyoruz dedi. Bilmiyoruz tabii ki yani. Ha, sen dedi bilmezsin onu dedi. Sen ama onu... birbirlerine bir dönem Gülben Ergen'le Yeşim Salkın bayağı böyle programlarına konuk olmuş. Bulsanız arşivden ya göstereyim. Aa, o kadar olmuş iyi ki araları. Aa, tabii, süper tabii. İltifatlar var bir Yeşim Salkın'la aa, Gülben Ergen'e. Ama Yeşim Yeşim'e hemen mesaj atıyorum. Yok yok ama Yeşim Salkım'ın evet. Bir şey söyleyeceğim açıklaması var. Diyor ki
O olaylar olduktan sonra yakın mesafeden göz göze gelmek istedim. Onun gözlerinin içine bakmak istedim. Ama o kadar da güzel şeyler. Geçen sabah itiraf ediyorum, kızımı senle izledik, kızımla seni izledik. Ne zaman? İzliyorum falan. Çok eski. Ha. Hani diyor ya göz göze gelmek istedim diye bir açıklama hani yapmış. Hani o boşanma nedenlerini falan söylerken gittim ki diyor yakın mesafeden gözünün bebeğin içine bakayım. O da bana baksın bakalım ne yapacağız diye gittim diyor. Ah, aç bak sesini. İki kadının muhabbeti bak. Yeşim programı sürekli seyrettiğim için günaydın, günaydın. Yeşim Salkım Güven Ergenoğlan hayranlığını dile getirirken kızından da örnekler veriyor. Kızım çok severek seyrediyor, bütün arkadaşları seyrediyor. Sen severek seyrediyorsun. Çok açıkça söyleyeyim, geçen gün oturdum ve seyrettim. Evet, kızım. Sonra seyrettim böyle. Sen bir de kızın her şeyi kıskanırsın. Bir anda böyle. Yeşim Gülben'i çok ama çok kıskanmış. Bunu açık açık dile getiriyor. Ha bak şunu itiraf, ben çok kıskancım. Aa bak her şey söylüyorum. Çok kıskancımdır. Ben benden iyi, başka biri iyi bir şey yapsın, aleni söylüyorum. Kıskanırım kardeşim, bunda bir şey yok, açıkça söylüyorum. Sonra yine Gülben'e yönelik iltifat yağmuruna başlıyor Yeşim Salkım. Benden daha iyi olduğu için, ay ben bunu okumalıydım, ben bu filmi yapmalıydım, ben bu dizide olmalıydım diye böyle içim yer. Bunu da açıkça söylüyorum ve kıskanıyorum. Açıklıyor. Hay, ben ilk defa gördüm bu görüntüyü. Ben evet, bizi görüntü, şok ettin yemin ederim. Görüntüyü ilk defa gördüm. Bu Esra da var ya her şeyin ilki. Azizin Esra. Ama ben çok yalnız ekibinde şahane. Bunu nasıl buldunuz ayol? Evet, şakkadanak. Sürekli bir sosyal medyada biz böyle tırtıl gibi dolaşıyoruz ekipçe. Bu gözün içine bakmaya gittim dediği program mı bu? Yoksa işte bilemiyorum. Sen dedin bunu gözün içine bakmayın. Ama ben evet onu doğru ölüyor. Söylüyor. Doğru Yeşim söylüyorum. Öyle söyledi de eğer ki bir taneyle kalmadıysa öyle değil demek ki. Var başka işte. Birkaç bir görüntü daha görmüştüm. Bunu da uçan kuş bu arada arşivinde olanlardan ki zaten o arşivde neler var. Vallahi bir gün beni salsınlar da ben böyle bir yüzeyim o arşivin içine. Öyle bir arşiv var. Mesela bunu yapmışlar yani gayet çok övüyor, çok kıskanırım diyor, bir şeyler diyor falan. Hani şaşırıyorum. Bir de niye anlamıyorum. Lütfen benim adıma sorun Yeşim Salkım'a eğer tanıyorsanız. Benim hani öyle bir şeyim olmadığı için soramıyorum. Yani ne bileyim hani... Evlendi, boşandı, hayatın üstüne bindi, dünya şeye geçti ki bugün biz bu ülkede Şeyma Subaşı'nın aldığı parayı konuşuyoruz da bir dönem Yeşim Salkım'ı konuşma şeyimiz olsaymış yani hiç kimse diyor ya kronik bozukluk yapıyor Şeyma'nın aldığı nafakayı düşünmek kadınlarda. Biz Yeşim Salkım'ın yaptıklarını, harcamalarını, yurt dışında mağaza kapatmalarını konuşsak vallahi değil uykusuzluk. Sen tabii iyi bilirsin. Böyle kalırız bak böyle sen gezeriz. Sen iyi bilirsin Star TV'deydin tabii ki. Aldaydın. Çok iyi biliyorum yani o gerçekten çok efsane böyle filmlerde olmayacak bir harcamanın içinde yaşıyordu. Ay kadın da yaşadı yani vallahi. Yaşadı. Oo çok güzel yaşadı. Ben hatta bir hikayesini biliyorum. Demiş ki ortak çalıştığımız bir arkadaş düşünsene demiş Paris'te bilmem ne mağazasını kapatıyordum. Şimdi burada Ankara'nın bağlarını söylüyorum bir şeye gitmişler ekstraya. Demiş ya aslında hayat bu değil mi? İkisini de görmüş bir kadın hayat yani. Hayat bu. Evet, onu da yaşamış, bunu da yaşamış. Aynen. Yani bugün Şeyma'yı konuşuyoruz ya, Yeşim Salkım onu çarp 80 bin kadın. Tabii canım, Şeyma'nın yaşadığını Yeşim'in yanında. Aa bu kadar tek taşlardan tut, özel jetlerden tut ki... Helikopterle 15... işe gidip geliyorsun. Ha, yani 15 yıl önceden bahsediyoruz bu arada, 20 yıl önceden. Yani Şeyma'nın yaşadığı daha bugünler düşün yani. Zaten şu anda olan şeyler bunlar. Ama aynen. 20 yıl önce ne var öyle? Olağanüstü şarkı söyleyen bir kadın. İşte, Ankara'nın bağlarını da söylese, ne söylerse söylesin. Söyle. Çok güzel söylüyor. Ama biz kadınlar da bir kadını anlamalıyız. Bir kadın da 20 senedir... Burada Ankara'nın içindeki... bağlarını söylüyorum derken yani oyun havaları söylüyorum. Aynen. Paris'te bilmem ne. Bölgeden korkuyoruz ya hemen. Yok yok korkmak değil bu arada. Benim Ankara'nın bağları şarkı da çok kıymetli bir şarkı. Çok. Üstü, türkü çok sevdim. Bir onu, yani, biri Ulus Cemiyeti Çankaya. Korkuyoruz. Hayır, doktor, bütün Ankara şarkıları benden sonra. Bir doktora laf ediyorsun, bütün doktorlar ayağa kalkıyor. Bir kadına laf ediyorsun, bütün kadın. Hani konuşurken de neyi konuşacağını da bilemiyorsun tabii, artık yani. Aynen öyle. Şaka gibi. Şimdi bir kadın da 20 seneden beri... hala öfkesini niye dindiremiyor? Unutamadıysa bilmiyorum. Seren de, yani. Hani mesela ben adamı sevsem
tamam mı? Adamda aklım kalmıştır. 20 yıl seviyor geçmiştir adam, onu adama. Severim. Hangi adam? Ama üstüne evlenip başka çocuk yapmış ya? Bir insan. Kim Uzan'ı? Hakan Uzan. Hakan Uzan'ı seviyor. Kim Uzan'ı da tanımıştır. Seviyordu bence. Yok sonra sevmiyordu zaten. Kendi ayrılmak istedi. Sonra sevmez ama yani. Kendi ayrılmak istedi zaten. Yani bütün bunlardan sonra yani demem o ki ben hem Seren Serengil'i hem Yeşim Salkın bu anlamda anlayamıyorum. Hayatları bambaşka bir yola gitmiş, bambaşka şeyler olmuş. Niye mesela hani ben olsam onu yok sayarım bu dünyamdan. Hani öyle bir kadını yok sayarım. Ya ben anlamaya çalışıyorum. Bazen yalnız. Yenişemiyorsun evet. Ya bazen evet. Hayatla, kişilerle. Bazen yenişemiyorsun. Yani belki de aslında o kişiyle böyle olman, ver elini. Belki de böyle olman gerekiyor. O finali yapabilmen için biliyor musun? El ele mi? Hayır yani aynen öyle. Hani el ele derken hani nasıl kim dedi sen dedin değil mi? Sonra adam öldükten sonra biz ikimiz oturduk dedin. Adam, aslında belki de... Adam öldükten sonra iki kadın oturdular birbirlerine. İşte, bu öfke öyle bir öfke ki galiba dışarıdan... Sevgiden de bazen... Hayır şey diye söylüyorum. Dışarıdan galiba boş ver be tatlım. Diyemeyeceğin durumlar olur. Geçen gün ben bir arkadaşımla dertleşiyorum. Ne söylersen boş ver diyor. Öyle oldu böyle oldu filan boş ver. Ben de dedim ki yani sen bana ortak olasın diye ben seni arıyorum. Boş ver olduktan sonra senin orada paylaşmamın ne anlamı var? Gerçekten şimdi birilerine boş ver yahut unut yahut bak bu kadınlar bunun üstüne su içememişler. Evet olmamış işte ben de bunu yani. Anlayamıyorum ya. Yani bilmiyorum Funda sen de bir kadınsın. Başına hiç mi gelmedi? Hiç geldi. Mi aldatılmadın? Hiç tabii, mi bir başka kadın tercih edilmedi? Yani hani bunu yaşıyorsun. Mesela sen hala o kadınla... Yok ben unuttum gitti. Kadının yüzü gözümün önüne gelmiyor vallahi. Ama benim hafızam o konularda... Ama çok... belki bunun unutabileceği bir şey yok ya. Bunlar ikisi de medyatik olduğu için her gün bir şekilde gözünün önünde ya... O da o yarada hep açık kalıyor o yüzden hayır, belki. Hayır bir de mesela atıyorum seçilen kadın Gülben Ergen alıp ondan sonra bir yuva kurulsa evet eyvallah. Evet o da kurulur. O da yok aslında yani. Aslında öyle aslında Yeşim bu konuda daha şey avantajlı. Değil mi yani bir de yani sen diyorsun ki kendi istedi aynen, ayrılmayı. Aynen eş olmuş tercih edilmiş evlenilmiş ayrılan sensin aslında bir de. Evet. Tamam daha ne o zaman? Niye yenişemiyorsun? Galiba da diyebilirsin. Niyeyi tam bilemiyoruz. Dava dosyasında. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani şu saçı yapmayı çok istedim. Çok da beğeniyorum. Mükemmel olmuş. Herkes taşıyamaz. Öykü Sertar gibi. Çok uzun süre evet. Kullandı bu saçı. Ama sanki bir ton falan açığını mı kullandı Öykü bunun TV8'deyken? Evet. Değişik değişik versiyonlarını. Bu evet. Çok çabuk akan bir saç. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu rengi yaptın. Bir ay sonra o saçları ya kısacık keseceksin ya kısacık. Evet. Mesela Öykü de bana hep şey diyordu. Hazır bu kadar kısaltmışken yapayım dedim ha, deyip yaptı. Istedi, evet. Yani çünkü sonuç itibariyle saçı inanılmaz koparan bir işlem. Aşırı zorluyor. Bu arada yıllarca sapsarı saçları olmuş bir kız olarak söylüyorum. Aman yani pişmaniyeye döndürmeyelim saçlarımızı. Bak ama sana bir şey söyleyeyim mi? Saçları var ya mükemmel yakışmış. Evet. Ya o ya. Müthiş. Ona her şey yakışır. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu tam bir ekran ve şov saçı değil mi ya? Ekran ve şov saçı olabilir ama ben Bülent Ersoy'un yerinde olsam bundan sonraki kalan ömrümde bu imajla gezerim. İşte diyorum ki saç öyle o kadar uzun süre onu yapamazsın. Kullanılabilecek gibi değil. Saç yanıyor, yanıyor. Ve bak Bülent... Ama şöyle saçınız beyazsa evet. O zaman süper. Evet, süper bir şey olabilir. Aynen. Evet. Hem ben modayı yakalamış olursunuz. Ben derdim ya şu saçlarım bir beyazlasa da derdim hani böyle kopmasın da çok güzel bir sarı olsun derdim. Olmadı. Baktım saçımın beyazlayacağı yok. Bıraktım bak boyamadan böyle gidiyoruz. Evet. Senin kendi rengin mi bu? Evet bak şaka. Artık ben diplerimi bıraktım. Benim zaten sadece şurada bir kadın beyazım. Kadın beni kıskandırmak çıkar. İçin dünyaya gelmiş. Hayır. Bir tek şurada. Oraya da böyle iki fırçayı şöyle sürdürttürüyorum. Her şeyi de söylüyor.
buraya diyor iki fırça sürüyorum diyor. Aynen, vallahi çok güzel. Bak, yani bir doğal bir renk. Evet, çok. Aynen. Ben bunu boya zannettim senin. Aa. Vallahi yemin ederim. Ya çok siyah yaptığımda evet de şu an ama çok güzel bir renk ama kendi rengin çok güzel. Yaza, bir renk. Yaza kadar. Yazın bakacağız. Ha, yazın yeni yenilerine almış. Yazın uçlara doğru bakacağız. Yeni imajlar yapacağız inşallah. Bülent Ersoy'u da bir kenara bıraktığıma göre magazinin eksik olmaz ismi. Sevgili Demet Akalın. Vallahi her gün var ya. Bak hafta bitti yine var. Bu kez de sevgili eşi Okan Kurt'la birlikte yolda ne güzel şarkılar söylüyorlar. Tam da görmek istediğim fotoğraf. Benden olan kader, ölsem vermem diyor. Yalandan yandımları, bir yanıyor geri iki sönüyor. Seni benden... Soner Sarıkabadayı ya çok seviyorum bu adamı. Seni benden alan kader diyor. Onlar da kadersel bir şekilde aşkları bittiği için ya da ihanet için değil. Tamamen ekonomik sebeplerden. Tamamen bir haciz olayıyla yollarını ayırdılar. Ama işte özlem girdiğinde, gece yattığında, o yalnızlık sana vurduğunda, şöyle burnunun direği sızladığında aynı arabada mutlu mesut kaldığın yerden hayata devam ediyorsun. Neden? Çünkü sevgiyi bulmak o kadar da kolay bir şey değil. Yani ben hiç bir kere tanıştık Demet'le, Sezer, demin bahsettiğim arkadaşım vasıtasıyla. Çok iyi tanıdığım birisi değil ama çok sevindim sanki çok iyi arkadaşımmış gibi. Öyle dedim mi? Ki, aa ne güzel barışmışlar. Evet değil mi? Yani herhalde ayrıldılar diye en çok üzülen çift bunlar oldu. Evet, ben mesela dediğim gibi bir kere tanıştım Demet'le ama çok sevindim barışmalarına. Çünkü biliyorum ki o kocasını seviyor, biliyorum ki kocası onu aynen seviyor. Öyle. O çok belli. Valla bak olmamış. Ben Demet'i şu kadar seviyorduysam Okan'ı bu kadar seviyordum. Yani o kadar iyi. Siz de barışın artık ama ya. Bak, siz gerçekten yani, yani. Bir üstüdür çünkü evet, neden? Doğrudur. Çok bu kadar beyefendi bir adam. Bu kadar hakkaniyetli bir adam. Sezar'ın hakkını Sezar'a verir. Evet. Ya yoksa Demet tutar mı onu senelerdir aileyi zaten? Aileyi o kadar güzel koruyup kolluyor. O kadar güzel. Yani evine giren çıkanın kim olduğu onun için önemli. Yani hani şey değil. Bravo, evet. Adam gibi adam. Öyle. Evet evet öyle bir şey. Zaten yani... hiç böyle ayrıldılar gibi bende de şey olmamıştı. Yani böyle her zaman onlar birlikte olmaları gibi düşünmüştüm. Bir de bak şu hareketi benim çok hoşuma gitti. Fatih Yüreği de mesela bir büyüklük yapıp. Değil mi? Evet, affedip evet. Yine eskisini devam etmeleri de değiller. İyi bir davranış evet, Okan Bey. Demet de ikinci bir kadın değil. Öyle evet. konuşuyor. Ondan sonra öyle mi demiştim ya geçti gitti diyor. Evet, evet. Bir küs bir barışık. Sana küsler hiç ummadığın anda seni ama arar. Ama yani şimdi zaten Demet Akalın, Demet'e de yakışan, Demet Akalın demeyeyim, evet. Demet karakterine, bir kadına, Demet'e yakışan, işleri bozuldu diye kocasından ayrıldı imajını vermektense dayanamadık barıştık. Ne kadar güzel bir şey. Bana çok samimi geldi.